Şimdi Sayın Salman'ın yaptığı açıklamalar tabii kendi partisiyle alakalı açıklamalar. Bazı serzenişlerde bulunmuş, haklıdır değildir. Onu kendi partisi, kendi siyaset yaptığı arkadaşları, yakın çevresi değerlendirirse o daha doğru olur. Biz İYİ Parti'nin kurumsal bir şekilde yürüyüşüne odaklanmış durumdayız. O yüzden biz kendi partimizle alakalı açıklamaları daha çok değerlendiriyoruz. Orada da Sayın Salman'a şunu söyleyebiliriz. Yani koalisyon olursa kazanırız, ittifak olursa kazanırız, olmazsa kazanamayız açıklaması üzerinden şunu söyleyebilirim. Biz İYİ Parti olarak 81 ilde tüm ilçelerde tek başına seçime girme kararı aldık. Dolayısıyla Sayın Salman'ın kendi partisiyle alakalı güven meselesi onu ve kendi partisini ilgilendirir. Biz seçimlere kazanmak için giriyoruz. Kazanırız, kazanamayız. Ona takdir edecek, karar verecek olan Yalova halkıdır. Yalova halkının gönlüne girmeye başarırsanız burada seçim kazanmak tabii ki çok zor değil. Gerekli şehir ittifakını oluşturabilmek lazım. Biz oluşturabileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle de geçenlerde bir Ankara ziyaretimiz oldu. Ankara ziyaretimizde genel sekreterimizi, teşkilat başkanımızı, genel başkan yardımcılarımızı ziyaret ettik. Onlarla da biraz Yalova özelinde de bir seçimlerle alakalı bir istişarelerde bulunduk. Kendileri de sadece Yalova için değil, Yalova'nın durumunu da anlattık. Yalova biraz tabii ikili seçimlere daha yatkın bir şehir. İşte bir oyla seçimin gidip geldiği günler oldu. İşte geçen seçim 280 oy farkla kazanıldı. Şimdi böyle bir durumda İYİ Parti tabii merkezde 7 bin civarı bu genel seçimlerde oy almış bir parti. O yüzden seçimin tabii ki belirleyicisi olacak konumdaydık. Şimdi de kazanacak konumda birlikte değil de tek başımıza bir yola girmiş bulunuyoruz. Genel Başkanımız da açıkladı. Bizim rakibimiz hem AK Parti'dir hem CHP'dir diye. Artık kür ve müstakil bir şekilde kuruluş ayarlarımıza geri dönerek yola devam edeceğiz. İnşallah İYİ Parti'ye teveccühte çok artmış gözüküyor. Dışarıda baktığımızda bakmayın. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu, işte muhalefetin durumu çok gündemde, çok konuşuluyor ama seçmen bir yol arıyordu. Üçüncü bir yol arıyordu. Yani AK Parti'de bıkmış, sıkılmış bir seçmen vardı. Ama aynı şekilde 20 yılı aşkın bir süredir de aynı sistemin devam etmesini sağlayan maalesef bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi vardı. Seçmen bu ikisinden de sıkılmış durumdaydı. Biz bu seçimde bir üçüncü yol olmak istedik. İşte biliyorsun seçimi kazanacak iki adaya genel başkanımız bir ateşten gömleği giymelerini tavsiye etti. O tavsiyeye uyulmadı. Sayın belediye başkanları genel başkanların iradesinin dışında hareket etmeyeceklerini söylediler. Bizim irademiz aslında Türk milletinin iradesini yansıtır. İYİ Parti'nin iradesi. Ben o zaman masadan kalkma sürecinde de söylemiştim. Bizim ittifakımız Türk milletiyledir diye. Bizim ittifakımız yine Türk milletiyle. Biz yola milletimizle beraber devam ediyoruz. İnşallah yerel seçimlerde de İYİ Parti daha yukarılarda göreceğiz.